Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Biziniz Channel Türk TV ekranlarındasınız. Al Sana İş programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Kendisi bir anne, bir müteşebbis. İş yapıyor, iş kadını yani. O hani Atatürk'ün Türk kadınlarına emanet ettiği uygarlık, özgüven, direnme, onların hepsi bu hanımefendide mevcut. Gerçi zaten söyleşin devamında bunları göreceğiz. Çünkü gerçekten Türk kadını ekonomik özgürlüğünü eline alması lazım. Bu ülkede kendini fark ettirmesi lazım. Hep mesela biz kadın haklarından, kadın sorunlarından bahsediyoruz. Evet, kadın ekonominin içine girdiği zaman, kendi ekonomik özgürlüğünü kazandığı zaman herkes de baş eder. Hani erkek egemen toplumda yaşıyoruz diyoruz da, erkek egemen toplumu da darmadağın edebilir. Türk kadınları o kadar güçlü. Şimdi programımızın konuğu Neslihan Engin Topçu. Neslihan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Siz annesiniz. Evet. 6 yaşında bir kızınız var. Ama bir iş kadınısınız ya da iş insanısınız. İş kadını demiyorlar zaten. İş insanı diyorlar. Önce biraz bize kendinizi anlatın. Yani bu annelikten dolayı mı siz bebek konusunda bu kadar müteşebbis olmaya karar verdiniz? Yoksa şartlar mı sizi oraya zorladı? Fırsatlar, tesadüfler mi oluştu? Biraz anlatın bize. Tabii. Öncelikle 1991 Çorlu doğumluyum. Lise eğitimimi tekstil meslek lisesi olarak tamamladım. Ardından ön lisans programı moda tasarımı. Sonrasında lisans programı ise uluslararası ilişkiler olarak tamamladım. Ardından bir moda tasarımı yapan bir firmada tüm süreçleri görerek aslında sektörün içine dahil olmuş oldum. Yani hem mektepli hem alaylı oldum. Hem de alaylıyım. Evet, alaylının aslında hani tam anlamıyla alaylı. Çünkü üretimin içinden gelip tasarımı, satın almayı yani bütün süreçleri gördüm. Sektöre dair birçok konuda. Bu ne kadar, kaç yıl sürdü? 12 yıl bir 12 yıl. Özel sektör deneyimim oldu. O zaten başlı başına bir üniversite gibi bir şey. Kesinlikle ve gerçekten Türkiye'nin üniversite denilebilecek bir firmasında öyle aslında. Bizim bu için sakıncası yok, ismini söyleyebilirsiniz. Adil Işık Grup, gururla Adil söylerim. Kendisi sektöre aslında eleman yetiştiren bir okul diye geçer ve Adil Bey'in de bu konuda hassasiyeti vardır aslında. Okul gibi görür. Kesinlikle insan kaynakları değil, insan gelişimi peki, olarak. Peki, orada 12 sene çalıştınız. Evet. Sonra oradan dediniz ki ben artık kendi kanatlarımla uçmaya başlayacağım dediniz. Aslında öyle bir karar mıydı? Yoksa bu çocukla ilgili mesela bir bağlantı mı oluştu? Çocukla ilgili şöyle, her anne gibi aslında ben de çocuğum doğduktan sonra bazı hassasiyetlerim ortaya çıktı. İşte organik mi, kumaşı nasıl, nerede üretildi, çocuğa zarar verir mi derken kızıma kendim kıyafetler yapmaya başladım. Sonra eşim bir gün dedi ki... Çocuğunuza Çin malı oyuncak aldınız mı? Almadım. Almadınız. Evet, o almadım. Hassasiyetten değil mi? Evet, o yani ülkemizde bazı şeyler bilinmeden yapılıyor ama biz bilinçli olarak ve tekstil içinde olduğumuz için aslında neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu da bize nasıl alışveriş yapmamızı, işte neleri almamız gerektiğini bize söylüyor. Ben de kızıma bulamadığım şeyleri kendim yapmaya başladım. Ya da evet bulduğum şeyler oldu. Terziliğiniz var mı? Var, tabii ki var. Orada mı öğrendiniz yoksa başka? Yok, 6 yaşından beri ailem tekstil sektöründe olduğu için. Ha yani. Aileden gelen de aileden bir. Aileden gelen tabii, evet. Tabii anladım. Anne mesleği diyebilirim. Annem tamam, eşinize gibi söylediniz. Eşiniz ne dedi? Eşim hadi dedi girelim ki, mi dedi bu işe? Neden dedi kendi markanı yapmıyorsun? Evet dedi, hani bir çocuğumuz var. Çok güzel yaptın, her şey beğeniliyor. Bir marka olarak dedi çıkabilirsin. Sen de bir yapmazsan bu işi kimse yapmasın dedi. Yani bütün süreci biliyorsun. Sonra gecenin üçünde biz isim bulmaya karar verdik. Markamız olsa adı ne olur? Ne yapabiliriz? Sonra gecenin 3.30'unda ismi bulduk. Dedik ki unique olmalı, tek olmalı. Unique. Unique tailor yani eşsiz terzi, tek terzi anlamında. Bu da aslında çocuğuma, çünkü bir şey yaptığımda her çocukta olsun istemiyordum. Hani ayrışsın, hot couture olsun istiyordum. Ya da bir şey olduğunda dikkat çeksin. Hala kızımı okulda giydirdiğimde annelerden dönüş alıyorum. Neslihan yapma, biz yapamıyoruz böyle diye. Günün sonunda markamızı kurduk. Gecenin 3.30'unda kalktık, hostingimizi aldık ve markanın aslında doğuşu başladı. Öyle başladı. Evet.
Sonrasında pandemi girdi araya biliyorsunuz. 2019. 2020 arası biz markayı online ilerletmeye karar verdik. Çünkü zaten her yer kapalıydı ve ben de evdeydim. Ne yapabilirim? Markayı online yönelebilirdim. Bu süreçte online tüm süreçleri aslında öğrenme fırsatım oldu. Deneme, yanılma dediğimiz yöntemlerle online'da eğitimler de aldım. Siz ama butik bir şeyler veriyordunuz değil mi? Evet evet butik ama onu müşteriye göstermem gerekiyordu ve bunu mağaza açmadığım için o süreçte. Hep tek miydi ürettikleriniz? Hep tek maksimum 5 tane olarak yani bir seri dediğimiz hani tüm yaşları kapsayan ürünler oldu. Onun haricinde evet seri olarak yani çok adetli girdiğim ürünler de oldu fakat amacımız bizim burada kaliteyi sunmak olduğu için doğaya katkı sağlamak olduğu için çok sürdürülebilir bir ürün koyduk ve burada çok fazla nasıl söylenir şeye girmek istemedim, fabrikasyona girmek istemedim. Peki ben şey soracağım, ilk başlangıçta ilk sattığınız ürün neydi? İlk sattığım ürün bebek zıbınıydı. Zıbın? Zıbın. Daha mı kolaydı? Daha üretimi? Kolaydı ve hatta şöyle onkolojide yatan bir hastamız vardı, bebiş. Kendisi her türlü şeyi, her ürünü giyemiyordu ve ona %100 organik bir zıbın sattım. Annesi sonra çok teşekkür etti çünkü alerjik olduğu için ciğerlerinde hiçbir zıbını giyemiyormuş. İşte kaynar sulardan geçiriyorlarmış, onu bunu yapıyorlarmış. Sonra aylık 20-30 tane body almaya başladı annesi benden çünkü tamamen organik bir üründü. Siz mesela organik nasıl saptıyorsunuz? Ürünlerin yani şimdi mesela her şey organik yazabilir. Mesela biz markete gittiğimiz zaman da organik diyor. Ne organik Allah aşkına bu ortamda bu egzoz dumanları, uçak dumanları organik olabilir mi hiçbir şey? Bence organik olamaz. Çünkü. Organik şöyle, organik aslında hani birazcık marka pazarlama gibi görünse de biz şimdi işin içinde olduğumuz için organikteki tamamen pamuk. Kimyasal madde içerisinde yok boyamasında yani ürünün renk verilirken kimyasal bir maddesi yok içerisinde. Doğal yollarla belki boyanmış. Belki anti-alerjenik diyebilirsin. Anti-alerjik, aynen öyle anti-alerjik. Ama bunun yanında tabii pamuğun da nereden geldiği, nasıl üretildiği, o ipliğin içerisinde katkı var mı yok mu? Tüm süreçleri bildiğimiz bir ürün. Bu yüzden organik. Peki o konuda dürüstler mi? Mesela iplik şu iplikten yapılmıştır, o iplikte de katkı maddesi yoktur diye. Onu zaten üretici bunu bu konuda dürüst mü? Tekstil bildiğimiz için biz zaten o ipi nasıl ürettiğini ya da elimize aldığımızda o ipte ya da hangi ne olduğunu diyorsun. Markaya göre de değişiyor. Evet, markaya göre değişiyor. Zaten onların bir sürü testleri oluyor. Yani arkada sundukları kumaş testleri ya da iplik testleri, boyahane testleri hepsi oluyor ve buna göre değerlendiriyoruz gün sonunda. Boyalı ürünler mi daha çok çocuklarda, bebeklerde kullanılması makbuldür yoksa şey mi? Mesela kendi doğal rengi olan iplikler ya da kumaşlar mı? Yani aslında bu çok ayırmamak gerekiyor. Organik boyalarla da boyanmış ürünler olabiliyor. Bu işte kök boyalar dediğimiz. Kök boyalar, değil mi? Evet. Onlarla ama onun haricinde yani ille de natural renkler giydirin. Ben kızımı rengarenk giydiriyorum ve benim markamda rengarenk bir marka. Yani çocukları asla renkli dünyalarından koparmıyor. Unique Tailor. Evet. Peki ilk zıbınla başladı bu macera. Zıbınla başladı. Sonra kızıma hot kütür elbiseler, tütülü etekler dikmeye başladım. Sonra bir grup o şekilde devam ettik. Şimdi annelerin aslında ihtiyacı olan tamamlayıcı aksesuarlarla da devam ediyoruz. Biz marka olarak müşteriyi dinleyen bir markayız. Bundan yaklaşık bir yıl önce kendi deneyim mağazamı açtım. Bu deneyim mağazasında aslında müşterilerle birebir Bakırköy'de yerimiz. Müşterilerle birebir görüşerek onlar ne istiyor? Çünkü online'da bu kısıtlı. Ama deneyim mağazasına gelen annenin talepleri bizim için o kadar önemli ki. En son mesela bir annemiz geldi. İşte çok fazla body alıyorum dedi. Bunun nasıl önüne geçebilirim bilmiyorum. Sonra biz bir uzatma aparatı yaptık. Bu aparatta body'nin altına takıldığında bebek 2-3 ay daha uzun süre giyebildi o body'yi. Gibi yani müşteriden gelen çünkü tüm... Çünkü bebek büyüyor herhalde. Evet, bebeğin boyu uzuyor ama eni genişlemiyor. Boydan sıkma yapıyor. Biz de onu nasıl çözebiliriz? Bir aparat geliştirdik ve o aparatı monte ettiğimizde body uzuyor.
düğmeli filan herhalde. Çıt çıtlı küçük bir o çıt çıtlılara uyan bir aparat. Evet. Peki bir de bunu şu şekilde değerlendirdik. Evet bu piyasada olan bir şeydi. Biz bunu konsept haline getirdik. İşte önlüğünü yaptık. Emzik askısını yaptık. Ne oldu? Bizim ürünümüz konsept bir ürün oldu. Anneler bununla fotoğraf çekimleri yaptı. Siz bu kadar çocukla uğraşmışken tek çocukta mı kaldınız? Evet. Günümüz şartlarıyla maalesef. Evet, ikinci bir planımız var ama şu an birine yetmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda aslında önemli benim ikinci olan... bir bebeğim var. Şu an markam, ikinci bir çocuğum. Onu büyütmeye çalışıyorum. Bizim markamız anne eli değen bir marka. Yani ben mağazamda sattığım hiçbir ürün çocuğuma giydirmeyeceğim bir ürün değil. Bütün hepsini yaparken ya da mağazama koyarken diyorum ki ben bunu Nestişah'a giydirebilirim. Yani. Evet. Bütün annelere de gerçekten o güveni veriyoruz. Bizim için çok önemli. Bu doğada artık biliyorsunuz doğa kirliliği birçok şey varken tabii. Ben sürdürülebilir olmaya sürdürülebilir olmaya çalışıyorum ve markamız da bu yönde ilerliyor. Şimdi mesela zıbından birçok şeye evrildiniz. Hı hı. Mesela ürün gamınızda kaç çeşit ürün var? Yaklaşık şu an 50 çeşitten 50 çeşit. Fazla ürünümüz var. Bunu herhalde siz tek başınıza dikmiyorsunuz. Tabii artık atölyelerimize diktirir pozisyondayız. Onun haricinde özel koleksiyonlar yapıyoruz, yaptırtıyoruz. Dediğim gibi tekstilden geldiğimiz için alt tarafta, üretim tarafında ciddi bir ağımız var. Bu ağı da kullanıyoruz artık. Ve arkamda da bir ekibim var. O ekibim de buradan teşekkür ederim onlara. Kaç kişisiniz mesela? Şu an 4 kişiyiz. 4 kişisiniz. 4 kişi de yani her aşamasında varlar değil mi? Online sürecimizi yöneten arkadaşlarımız var. Mağazada birlikte olduğum bir arkadaşım var. Onun haricinde arkada sosyal medya tarafında bir ekibimiz var. Çünkü bunların hepsi gün sonunda ayrı bir bilgelik gerektiren işler. Ve burada tek başımıza olmak zorlayabiliyor. Eşiniz nasıl karşıladı bu sizin başarınızı, yükselişinizi? Eşim son derece destekleyici ve bu konuda zaten kendisi de tekstilin içerisinde, o da Adil Işık'ta. Son derece dediğim gibi arkamda ve her konuda evet yapabilirsin, kadını destekleyen bir eşim var ve bu projede de elinden gelen tüm desteği sağlıyor. O onun kendi başka işi var herhalde. Evet doğru. Evet. Hı. O başka yani tekstilde yine. Tedarik zincir direktörü. Peki başınız sıkıştığı zaman ne yapıyorsunuz? Ona koşuyorum. Klasik yani. Evet. Peki şimdi bu bebek markaları benim de çocuklarım var. Hı hı. Ben de işte o dediğiniz aşamalardan geçtim. Daha çok eşim ilgilendiği için ama sonuçta finalde onun parası benden çıkıyordu yani. Öyle bir ekonomisi var işin ya da dinamiği var. Şimdi bebek markaları Türkiye'de hangi aşamada? Gelişiyor mu? Yani siz muhtemelen bir piyasa araştırması yapmışsınızdır. Hı hı. Yani kendi içinde büyük rakipleri var mı markalara baktığınız zaman? Mesela ben birkaç tane bebek markası biliyorum. Hatta onların büyük mağazalarını da biliyorum. Hı hı. Gelişmeye müsait bir sektör mü? Bebek tekstili. Şöyle söyleyeyim. Büyük markalarda bu arada zincir mağazaları olan markaları üretim yapıyoruz aynı zamanda. İhracat yani tarafını da... Onların mağazalarının içinde oluyor musunuz? Evet. Belli ürünlerde içinde bulunuyoruz. İşte küçük küçük aslında bu bizi hani çok aşmayacak ürünlerde. Biz de oralara girmeye çalışıyoruz. Çünkü ama onlar belli... şey isterler bildiğim kadarıyla. Bir koleksiyon isterler. Koleksiyon belli ürün gamlarında giriyoruz. Atıyorum önlük olarak giriyoruz. Aksesuar grubu olarak giriyoruz. Ya da emzik olarak, emzik askısı olarak giriyoruz. Bu tarz bir girişimiz var. Onun haricindeki diğerlerini zaten artık onların oturmuş bir yapıları var ve o yapılar üzerinden ilerliyorlar. Hani orayı çok bölmek mümkün değil. Bebek sektöründe şöyle bir olay var. Evet rakip çok fazla ama burada bizim rakibimiz olan markalar fiyatları çok yukarıda. Biz kaliteyi uygun fiyata, yani tekstilin içerisinde olduğumuz için neyin nereden nasıl alındığını biliyoruz ve biz burada markaplarımız çok yukarıda değil. Biz aşağıda tutarak ulaşılabilirliği sağlıyoruz. Peki tüketici, şimdi ben de bir tüketiciyim ama siz de üretimde olan bir insan ve aynı zamanda tüketici de sayılırsınız. Onun dengesini daha iyi kurabilirsiniz diye soracağım. Şimdi tüketici ucuz mala ya da pahalı mala nasıl bakıyor? Endişesi nedir orada?
Ya diyor ki ya bu ucuz olduğuna göre şeyi de ucuzdur. Yani ipliği de ucuzdur, şu da ucuzdur, bu ucuz. Yani bazen biliyorsunuz şeyle, tasarımla işi renklendirebilirsiniz, güzelleştirebilirsiniz ama içerik kötüyse tasarım nereye kadar sizi taşıyabilir? Kesinlikle. Siz mesela onun nasıl dengesini kuruyorsunuz ya da yorumlayabilirsiniz bunu? Biz şöyle dediğim gibi deneyim mağazasına gelen her müşterimize o ürünün süreçlerini anlatıyoruz. Onlarla diyalog kuruyoruz ve bu diyalogda ürünü anlatıyoruz. Bizim amacımız zaten burada kalitemizi ortaya koyup onlara neler yaptığımızı anlatmak. Sonra o müşteri bir tane satın alıyor ve ardından ikinci gün gelip üç tane daha alıyor. Bu ürünün yıkamasına bakıyor, çocuğunun rahatlığına bakıyor. Ve biz bunlara dikkat ettiğimiz için onlar da bunu görebiliyorlar. Yani mesela ekstra... şimdi bakın zıbın çok yıkanan bir şeydir. Çünkü kirlenir. Bebek kirletir altını. İşte sürekli yıkama gerekir. Evet. Mesela eğer desenli bir zıbınsa, örnek veriyorum sadece. Ya da body ise. Body'yi genelde beyaz tercih ediyorlar değil mi? Renk tercih eden var. Değişiyor. Desenli tercih eden anneler. Şimdi o siz çamaşır makinesini attınız, çıkarttınız, attınız, çıkarttınız. Bir süre sonra renkler başka yere doğru uçuyor. Evet. Mesela kök boyalarda fark ediyor mu? Tekstil boyalarında mı fark ediyor? Şöyle her ürünün aslında belli bir yıkama prosedürü var. O prosedüre uyulduğu noktada renk atması olmuyor. Hele bu bebek ürünlerinde... çok yaşadığımız bir şey değil. Çünkü aslında biz bunları öyle testlerden geçiriyoruz ki bebek ürünü dediğiniz 30 derecede yıkanmıyor. Bu ürün 60 derecede hijyenik olması adına tabii. Ya da ütü. Mesela bütün bebeklerimizin ürünleri ne yapıyoruz? 2 yaşına kadar ütülüyoruz. Antialerjik duruma getirmek için, tozlarını öldürebilmek için. Bu yüzden biz hepsinin testini yapmış oluyoruz arkada. Ya da o üründe bir renk kök boyalarda illaki çünkü 60 dereceye maruz kaldığında ve deterjana maruz kaldığında illa bir renk solması meydana geliyor. Bunu da müşteri alırken diyoruz ki bak aldığın ürün organik boyalarla üretilmiştir. Bunda renk atması olacaktır. Ama onun haricinde ürünler çok canlı renkler olmadığı için yani kimyasalı ağır ürünler olmadığı için zaten bu kendi içerisinde kayboluyor. O çok gözü gelmiyor ve müşterilerimiz de zaten bunu biliyor. Satarken söylüyoruz. Ve çıt çıtlarında mesela biz en çok bebek bodylerinde yaşanan bir sıkıntıdır bu. Çıt çıt kopmaları. Çünkü sürekli çıt çıtlarız çocuğun altını değiştirirken. Biz mesela bunun garantisini veriyoruz. Çünkü bizim orada geliştirmiş olduğumuz bir sistemle o çıt çıt yani body'den, örme kumaştan ayrılmasını imkansızlaştırıyoruz. Evet çok yoksa metalle bir şey olmuyor da onun bağlantısında evet, problem bağlantısında, çıkıyor. Kumaşında yırtılma oluyor çok fazla aç kapadan. Biz mesela bunun önüne geçiyoruz ki body'nin ömrünü uzatalım. Dediğim gibi biz sürdürülebilirliğe önem veriyoruz ve bunu da yaparken bir sürü testten geçiyoruz. Kendi çocuğumuzla deniyoruz en önemlisi. Peki yani sizin herhalde bir şeyiniz var artık bir çevreniz oluştu. Yani müdavimleriniz var mıdır bilemem markanıza. Nereye doğru evrileceksiniz? Mesela planlarınız var mı gelecekle ilgili? Biz şu an yerel bir markayız. Aslında yerelde kendimizi tanıtmaya ve ispatlamaya çalışıyoruz. Bu ispatın sonunda tabii ki de bizim yurt dışına açılma gibi bir niyetimiz var. Burada hem ihracat alanında... Ama orada devler var biliyorsunuz. Biliyoruz fakat daha butik ilerleyebilmek istiyoruz aslında biz de. O devlere evet gün sonunda belki ulaşacağız. Yani hedef olmadan yol alınmaz. Mesela ama, zincir mağazalara girseniz müthiş bir şey. Kesinlikle. Ama o zaman da tabii şimdi şöyle hani büyük işin büyük külfeti vardır. Şimdi siz zincir mağazaya yurt dışına ihraç etmeye kalktığınız zaman o zaman sizden 5 tane 10 tane değil belki 1000 tane 10 bin tane falan kesinlikle isteyecekler. Adetler çok farklı konuşuluyor oraya girildiğinde. Ama biz önce bir yerelde var olalım. Kendimizi bir ispatlayalım. Zaten gün sonunda bizi oraya ister istemez taşıyacaktır diye düşünüyorum. Mesela bavul turizmi yapan yabancılar var. Hı hı. Özellikle eski demir perde ülkeleri, işte Rusya'dan, işte o bölgedeki ülkelerden. Mesela sizden mesela böyle gelip bavul turizmi için ürün alan, götüren, ülkesinde satan, sonra tekrar gelip alan var mı? Şöyle ülke ismi vereyim. İran'dan bir müşterimiz var. Hı hı. Aslında iki tane. Bir Azerbaycan, bir İran müşterimiz var. Bunlar bizden... belli gruplarda ürün alımları yapıyorlar. Bunlara veriyoruz ama aslında çok tercih etmiyoruz. Çünkü bizim ürünümüzü anlatamıyorlar. Yani onlar sadece orada ticaretini yapıyorlar. Biz anlaşılmak istiyoruz. Hmm. Bir markayız, varız ve biz kaliteliyiz. Annelere ulaşılabilir kaliteyi sunmak istiyoruz. Ve bunun altını doldurmamız lazım. Yani Unique Tailor'ı aldığında, body aldım demesin. Ya da
eşofman aldım demesin. Bu markanın altında yatan sosyal sorumluluğu görsün istiyoruz. Çünkü biz kadına yatırım yapıyoruz. Bir de emeği görsün yani. Emeği görsün. Biz bir anneyiz en öncesinde. Anne eli değdiğini bilsin. O zaman müşterimiz bizim ürünümüzle bağ kuracak. Bağ kurmuş bir müşteri, bağ kurmamış 10 müşteriden daha iyi bizim için. Yani biz bağlı müşteri istiyoruz ve peki, şu an hepsi mi, öyle. Peki şey mesela bazen derler ki hani aile gibi olduk. Şimdi bazen müşteriyle satıcı arasında ya da üretici arasında böyle enteresan bağlar kurulur. Bu sosyal medyada bunun örneklerini görüyoruz. Şimdi sizin mağazanıza gelen ve sizden işte pek çok defa alışveriş yapmış bir insanla herhalde fiziken tanışıyorsunuz. Evet. O da size mesela deneyimlerini anlatıyor. Siz de onları bir kenara not ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bunu böyle yapalım, şöyle yapalım filan. Bir ayar çekiyorsunuz yani yaptığınız işi. Sonra mesela bu şeyleşiyor mu? Yani aile haline dönüşüyor mu olay? Biz önce her zaman saygımızı koruyoruz müşterimize karşı. Aileleşiyoruz, şöyle aileleşiyoruz. Çünkü artık onun çocuğunu tanıyoruz. Ne aldığını biliyoruz. Ne giydirmek istediğini biliyoruz. Bütçesini biliyoruz. Sunduğumuz ürünler ona göre oluyor. Ya da bizim için söylediğiniz gibi her gelen müşteriyi dinliyoruz ve bir müşteri diyor ki dediğimiz müşteri yorumlarını not alıyoruz. Çünkü onlara hitap etmek adına ne istediklerini bilmemiz gerekiyor. Her müşterimiz de aslında yani o kadar samimiyiz ki kendi çocuklarımız gibi görüyoruz çocuklarını. Ve bu da müşterileri çok rahatlatıyor. Biliyor ki güvenilir bir yer, iade, değişim. Ya da olmadı gelebiliyor ya da en son o konudaki şeyiniz nedir, tavrınız nedir? Mesela şimdi herhangi bir markayı söylemeyeceğim ama sonuçta şey var, tüketici hakları yasası var. Hı hı. Orada diyor ki 15 gün içinde beğenmesi iade eder diyor. Ve diyor satıcı diyor, hiçbir hak iddia edemez diyor. Hı hı. Mesela sizde böyle 15 günde bir iadeden gelip değiştiren olabilir belki ölçü uymadığı, hı hı, için. İadeden oluyor mu? Şöyle, iade tabii ki de oluyor. Çünkü biz bir ürünümüzü zorla satamayız. O ürün onu elbette olmadıysa hediye mutlu alıyor. Mutlu olması lazım. Kesinlikle değil mi? Müşterinin memnuniyeti benim için en önemli, en ön sırada olan bir durum. Müşteri eğer beğenmediğinde ve gelip yerine başka bir şey bulmak istemediğinde ya da bulmadığında diyoruz ki evet biz bu ürünü geri alabiliriz. Çünkü ürün bizim ürünümüz. Müşteriyi üzmek asla istemeyiz. Hatta geçen biz internette de mevcut satışlarımız var. İnternetten bir müşterimiz yazdı. Marketplace'ten bir ürün aldı. İki tane almış, bir tanesini iade etmek istedi. Muhtemelen beden denedi. Tabii ki de memnuniyetle kabul ederiz. Yani o ürün ayıplı bir ürün değil. İstediği bir ürün, kendi sipariş ettiği bir ürün ama bu bizi asla zorlamıyor. Yani ya da zorumuza gitmiyor. O ürün bizim ürünümüz ve kabul ediyoruz. Kimseye zorda bırakmıyoruz. Peki, şimdi programın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi Bakırköy'de bir mağazanız var. Hı hı. Mesela bulunduğunuz bölgede bebek mağazası var mı başka? Şöyle, bulunduğum bölgede bebek mağazası yok. Yok. Evet, daha aslında içeride yani Bakırköy Çarşı dediğimiz yerde bebek markaları ve mağazaları var. Bizim amacımız zaten bizi geçen gören gelsin değil, bizi bilen gelsin. O yüzden biz biraz daha yukarıdayız. Dediğim gibi biz kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bizi bilen zaten gün sonunda gelecek. Yani bundan çok eminiz. Yaptığımız işin arkasındayız. En önemlisi bu yani. Bunun gururunu yaşıyorum. Sektörü biliyorum. Tekstili biliyorum. Ve çocuğu biliyorum yani. Çocuğum olduğu için. Çocuk ne ister? Anneler ne isteri biliyorum aslında. Anneler ne ister aslında? Çocuk, evet. Yani çocuk belki belli bir yaşa kadar. Hı hı. Bu çocuk kıyafetleri de üretiyorsunuz herhalde değil mi? Şeyler böyle işte hani 20 Nisanlar. Tabii onları balonlar, da yapıyoruz. Doğum, evet, günleri. Evet falan. Evet. Parti kıyafetleri de yapıyoruz. Ama parti kıyafetlerine çok girmiyoruz. Çünkü onlar çocuğu aslında terleten ürünler. Yani öyle mi? Polyester içeriği fazla yüksek olan. Biz burada ne yapıyoruz? İç astarını tamamen pamuk yapıyoruz. Annelerin o kadar değişik ihtiyaçları ve talepleri oluyor ki. Diyoruz ki hayır bu ürün şu olmaz. Şu bale tütüleri falan yapıyor, evet, musunuz? Evet yapıyoruz. Onu bir de günlük kıyafete adapte etmişler galiba. Evet ya artık sistem o kadar zorbacı ki, yani zorbacı diyebilirim. Her anne aslında onu yapmak zorunda olduğunu düşünüyor. Hani varlıklı olan da olmayan da bir diretme var orada ve biz bu diretmeyi istemiyoruz. Tabii siz bu ürünlerde yazlık kışlık diye de belli ayrımlarınız var herhalde. Kesinlikle sezon.
O çorapları falan siz üretiyor musunuz çorapları? Çorap üretimi ayrı bir sektör. Aslında burada üretmiyoruz. Yani çok fazla aksesuar grubumuzda çorap, taç ya da işte külotlu çorap gibi ürünlerimiz yok. O dediğim gibi ayrı bir bilgelik gerektiriyor. Orada da bilmediğimiz taşın altına yazı koymuyoruz. Peki şimdi sizin kızınız var. İnşallah ileride de oğlunuz falan da olur. Böyle, böyle bir dengeleme yaparsınız. Şimdi kızlar, benim de kızım var. Ben işte mesela ona aşığım kızım. Babalarını. Tamam. Babalar kızlarına aşıktır. Kızlar da babalarına, böyle bir tecelli var. Şimdi oğlumu da çok seviyorum. Yani onu da ayırt etmiyor. Evlat ayırt edilmez zaten. Ama kızlar daha naiftir. Kızlar böyle bir süsü çok daha fazladır. İşte anneler babalar özenir. Aman kızım şunu da taksın, bunu taksın. Erkekler de öyle değil. Erkekler de son zamanlarda erkekler biraz değişti de yani şey olarak böyle aksesuarlar falan takıyor. Evet, ama evet. Kızların süsü bitmez yani. Şimdi mesela yaptığınız aksesuarlarda hani kendi kızımda da uyguluyorum, işte bakıyorum falan dediğiniz durumlar oluyor mu? Yoksa dünyadaki trendlere mi bakıyorsunuz? Şimdi, o andaki modalara mı bakıyorsunuz? Zaten önce modaya bakmak durumundayız. Yani eğer bu sektörün içerisindeysen... Hangi renkler moda? Çünkü çocuklar evet istiyor ama anneler bunu satın alıyor. Anne de sezona ayak uydurmak istiyor. Bu yüzden evet sektörü tamamen takip ediyoruz. Bu işte WCSN gibi siteler var. Onun haricinde dünya modası var. Bunların hepsini çocukla ilgili renkleri... Hepsini takip ediyoruz. Hatta geçen hafta bir çocuk fuarı vardı. Gittik fuarı gezdik. Neler var? Dünya modası neler var? Yapmış. Bunların hepsini çocuktaki senenin aslında hepsini takip ediyoruz. Hatta gördük. Geçen hafta bir çocuk fuarı vardı. Olabildiğince ayak uydurmaya çalışıyoruz. Neler var? Markalar neler yapmış? Sürekli olan ürün gruplarımız da var ama onun haricinde renklerde ya da işte body. Olabildiğince ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ama bu sezon pembesini sattınız. Önümüzdeki sezonu yeşili olan ürün gruplarımız da var ama onun haricinde renklerde ya da işte body'le alakalı. 100 yıl satacağınız bir ürün ama bu sezon pembesini sattınız. Önümüzdeki sezonu yeşili mi oldu? Ben çok teşekkür ederim. Gayet güzel geçti. Sektör aslında takip etmekle alakalı bir durum. Çok sağ olun. Sizin samimiyetinizle. Peki. Çok teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz mesaj olarak ben çok teşekkür ederim. Gayet güzel geçti. Mesaj olarak. İnsanlara. Evet. Çok sağ olun. Sizin samimiyetiniz. Bak şu kameraya söylemek istediğiniz mesajı annelere söylemek istediğiniz var mı? Hangi ölçüde ne kadar tüketmeliyiz? Evet. Ülkenin durumu da belli zaten. Kesinlikle. Aslında. Şu an gelen birçok müşterimizde gördüğümüz aslında kısıtlı bütçe. Biz bu bütçeyle sattığımız ürünün ne kadar uzun süreli kullanılabileceğini görebiliriz. Yani biz annelere söyleyin. Sürdürülebilir olalım. Hangi ölçüde ne kadar tüketmeliyiz? Yararlı olalım. Evet. Ne kadar ülkenin çok tüketirsek o kadar tükeniriz. Şu an gelen birçok müşterimizde gördüğümüz aslında kısıtlı bütçe. Böyle. Biz aynı çok teşekkür ederim. Aldığımız sattığımız sevgili seyirciler, Neslihan Engin Topçu'yu konuk ettik. Yani güzel bir söyleşi yaptık. Sürdürülebilir olalım. Tekrar buluşmak dileğiyle. Yararlı olalım. Ne kadar çok istersek o kadar dünya olarak.